Merhaba, yine ben. Bugün size daha önce defalarca atölyede yapmış olduğumuz baskı, yani en temel, en basit baskı tekniğini anlatacağım. Hepimiz mutlaka patates baskı yapmışızdır. Bu da onun aslında biraz daha yetişkin bir versiyonu. Profesyonel malzemeler var ama bunları bulamadığımız için böyle dev silgiler kullanıyorduk. Bunun yanı sıra o profesyonel malzemelerin kalıplar bunlar. Ayrıca vinil tabakaları var, büyük kırtasiyelerin hepsinde, sanat malzemesi satan yerlerde. Bunları kullanabiliriz. Burada desenimizi önce çiziyoruz. Çizdikten sonra da oymak için ihtiyacımız olan vinil oyma takımı 5 tane bıçakla çıkıyor. Çeşitli kalınlıklarda, inceden kalına doğru gidiyor. Temel olarak şöyle bir şey var. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Bu benim kuşlu kalıbım. Basılmış hali. Yüksekte kalan bütün kısımlar, boyayı alan kısımlar, oyduğumuz ve çıkardığımız, keserek çıkaracağımız bütün kısımlarda boyayı almayacak olan, yani aslında buraya çizdiğimiz deseni biz yükseltiyoruz. Burada bir tane ayımız var. Bu da tabii çok karanlık görünmüyor. Siyah linol tabakasından oymuş. Burada bir ev var. Kalıba direkt çizebilirsiniz. Yapmak istediğiniz deseni ilk defa yapanlar için basit desenler tercih edilmesini tavsiye ederim. Direkt çizebildiğiniz gibi, eğer çizemiyorsanız bir yerden hoşunuza giden bir deseni bulup onu şeffaf bir kağıda 5B kalemle çizip baskılayarak kalıba geçirebilirsiniz. Örneğe başlarken daima en ince uçla başlayın. Önce desenin çevresi, daha sonra genişleyeceğiz. Bir de şunu yapabiliriz. Kalıbınız neyse, silgi ise, linol tabakası ise, onun sertliğine alışmanız için bir arkasında denemenizi tavsiye ederim. Sonrasında oymaya başlıyorum. Önce desenin kenarları dediğim gibi yapıyorum. Biraz bu belirginleşince 2 numaralı bıçağıma geçeceğim. Sonra 3-4 iyice çevresini temizleyeceğim desenin. Bu bıçakları değiştirirken şöyle bir şey çıkıyor setin içinden. Onu böyle arkasına takıyorsunuz, hafifçe itiyorsunuz, bıçak çıkıyor. Ben mesela şimdi 3 numaraya geçeceğim artık çünkü kalınlaşmam gerekiyor. Kalın ucuma geçeceğim ve bütün bu kalıbımın çevresindeki her şeyi çıkaracağım. Sonra bir deneme baskısı alabiliriz. O da 4 numara. ihtiyacımız yok. O yüzden maket bıçağı yardımıyla bunları elinizi kesmeden şu şekilde yuvarlayarak ihtiyacınız olmayan kısmı, yani oymakla boşuna yorulmayıp direkt keserek çıkarabilirsiniz. Şöyle oldu. Biraz da buradan yapacağım. Hatalar var bunda. Çapaklar kalmış olabilir, bazı yerleri yeterince alçaltmamış olabilir. Bu yüzden bir deneme baskısı alıyoruz her zaman kağıtta. Bunu zaten ister kağıtta ister kumaşta kullanabilirsiniz. Ben kumaşta nasıl olacağını göstereceğim. Baskı yaparken iki tür boya kullanabilirsiniz. Bir yağ bazlı boya ve herhangi su bazlı bir kumaş boyası. Evde çalışacağınız için su bazlı boya kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü onun temizliği daha kolay. Eğer yağ bazlı kullanacaksanız daha farklı materyallere ihtiyacınız var. Mesela rulolar lazım. Bu noktada bir tane önlük giyebiliriz. Su bazlı bir boyayla deneyelim. Bu boyaları, bunlar birkaç marka. Kadens olabilir, Pebe olabilir, herhangi bir şey. Çalkalayıp kullanalım. Palet olarak da ben cam kullanıyorum. Bir tane fırça yardımıyla sadece fırçamı ıslatıp süzeceğim. Boyayı çok sulandırmadan birazcık kıvama getiriyorum, kalıbıma sürmek üzere. Lazım. Çünkü bunlar aslında baskı boyaları değiller. Kumaş boyamak için aralardan basmadan evvel boyaları alabilirsiniz ama elinizi çok tutun çünkü boya su bazlı olduğu için kurur. Birazcık buna bastırıyoruz. Buna bastırırken kağıt çok önemli değil de kumaşta iyice boyanın onun yemesi lazım. Böyle bir alet var, berin diyorlar buna. Bununla baskı uygulayabilirsiniz ya da bazen ben bu aslında boyayı yaymak için olan ruloyu kullanıyorum. Ya da basitçe elinizle baskılayabilirsiniz. Şimdi kalıbı çekeceğim. Dikkatli bir şekilde. Kalıbı bir tarafından tutun. Yani her tarafından birden çekmeye çalışmayabiliyor. O yüzden bir tarafından tutarak yavaşça çekmeye çalışıyorum. Şimdi bir de yağ bazlı boyayla deneyeceğiz. Temizleyeceğim önce tabii ki. Kağıt baskısı için olan, bu kumaş için değil sadece kağıt için böyle bir boya kullanacağım. Baskının nasıl olduğunu görmek istiyorum sadece şu an. Bunun için tabii ki rulo ve ruloyla kısmı çok eğlenceli. Her yerine eşit mümkün olduğunca kalıbını uygulamaya çalışıyoruz boyayı ve bu. Şimdi kalıbımda birkaç küçük hata var. Burada küçük çapaklar kalmış. Onları temizleyebilirim. Sonra da aslında basmak istediğim yere, yani kumaşa basabilirim. Kalıbı yıkayabilirsiniz. Su bazlı bir boya olduğu için kullanacağımız kalıbı yıkayabiliriz. Sadece başka renge geçtiğimiz zaman ve orijinal, yani basmak istediğimiz yüzeye basmaya başladığımızda kalıbın çok kuru olması lazım. Kurulamalısınız yani kalıbınızı. Parça halinde basmak isteyeceğim bu çiçek desenini. Bunun için bunun ortasını nasıl bulabilirsiniz kumaşın? Çok basit bir şey var. Yani küçük bir işaret de koyabilirsiniz. Böyle küçük bir kumaşta çok zor değil de büyük kumaşlarda ben ortasından katlayıp biraz baskılıyorum. Ortasını bulmuş oluyorum ve kalıbı nereye koyacağımı ilk baskıda en azından bilmiş oluyorum. Şu anda yağ bazlı boya kullanıyorum. Ayrıca bir baskıda su bazlı yapacağız az sonra. Kalıbı aldım. Kumaşın ortasına yerleştirdim. Kaydırmamanız lazım. Her yerine eşit baskı uygulamaya çalışalım. Ve çekiyorum. Birinci aşama. Evet, kumaş baskımız bu şekilde oldu ve bu kalıptan şöyle, bu yağ bazlı bir boyayla yaptım. Şimdi bir de bunun su bazlı olanını, yani aslında sizin her zaman istediğiniz zaman ulaşabileceğiniz kırtasiyeden ya da işte sanat malzemesi satan yerden alabileceğiniz boyayla olanını göstereceğim. Paletime koydum boyamı, fırçayla geziyorum. Çok az nemlendirdim sadece. Ve sürüyorum. Mümkün olduğunca çok boya kalmasına çalışıyorum kalıbın üstünde. Kalın bir boya kalmasına. Kumaşımın ortasına koydum kuşu ve baskılıyorum. Çekelim bakalım. Şimdi bir daha deniyorum. Kafa kısmında biraz daha çok boya olabilir. Bakalım şimdi. Şimdi biraz daha iyi çıktı. Son baskı. Bazı boyayla da böyle bir sonuç elde edebilirsiniz. Şurada küçük boşluklar var. Onları fırçayla belki ötüştürebiliriz. Daha yoğun bir şekilde boyanın burada kalması gerekiyor. Önümüzdeki videoda size bunları dikmeyi göstereceğim. Dikerek küçük çanta ya da kalemlik nasıl yapabiliriz? Bunu göstereceğim. Onu da herhalde birkaç güne kadar yapabiliriz. Görüşmek üzere.